Herkese merhaba. Şinasi ailesinin değerli 3. sınıfları. İkinci videomuzda yine beraberiz. Dilerim ki evde günleriniz gayet üretken ve verimli geçiyordur. EBA'dan İngilizce derslerini bu haftada izlediniz. Ben yine kendi videomda kaldığım yerden devam edeceğim ki geçen hafta biliyorsunuz EBA'ya rağmen demiştim ki biz işleyemedik beraber. 7. üniteyi tamamladık. 7. üniteyi bitirdikten sonra da bu videonun içinde size 8. üniteyle ilgili ödev vermiştim. Diliyorum ki 8. ünitenin kelimelerini, yani bu public transportation'lar var. Bunlarla ilgili kelimelerimizi hafızaya alabilmişsinizdir. Şimdi beraberce ikinci videomuzda 8. ünitemizin dersine başlıyoruz. Herkes yanına bir not kağıdı, kalem, Bonnie'yi almak isterseniz, beraber işleyelim derseniz Bonnie'yi yanınıza alabilirsiniz. Bonnie'si okulda, kursta kalanlar da ekrana yansıtacağım biraz sonra. Oradan beni takip edebilirler. Bugün dediğim gibi 8. üniteyi güzelce işleyelim beraber. Hem İngilizce hem Türkçe konuşmaya devam ediyoruz. Okay everybody. First of all, I'll get myself. Kendimi önce şurayı alayım. Küçülteyim biraz da. Evet. Şimdi Unit 8 Transportation and the first page in the transportation word list. In Turkish meaning transportation ulaşım demek. Ünitemizin başlığı. Ben şimdi buradaki amaçları, ünitedeki amaçları size söyleyeceğim ama bu kelimeleri diliyorum ki halletmişsinizdir. Siz de ekran büyütebilirsiniz, büyüterek de bakabilirsiniz. Benden sonra biraz sonra bunları tekrar edeceksiniz. Yalnız ünitenin kazanımlarını ben size bir söyleyeyim. Şimdi öncelikle toplu taşıma araçlarını ya da ulaşım araçlarını İngilizce ve Türkçe olarak öğreneceğiz. Daha sonra bu araçların nerede olduğunu, nerede devam ettiğini söyleyeceğiz, nerede gittiğini söyleyeceğiz. Bizim için diğer bir önemli kısım da herhangi bir yere gideceksek oraya nasıl gideceğimizi sorup, yani neyle gideceğimizi sorup cevaplarını vereceğiz. Bu üniteyi de bu şekilde tamamlamaya çalışacağız. Ben şimdi Bonnie'nin Coursebook'undan ders sunumu yapıyorum. Sizler de oradan takip ediyorsunuz ama ödevleri tamamen bütün kitaplarımızdan vereceğiz. Bunu unutmayın. Ödevleri yine bir haftaya yayacağım. Uzaktan eğitim olduğu için EBA'yı da takip edin tabii ki. EBA'da bu ara girişlerde daha büyük problem seziniyorum. O yüzden EBA'dan görev ya da ödev veremedim. Ben buradaki size gönderdiğim videolarından ödevleri vereceğim. Tamam mı? Okay, everybody. First of all, repeat after me the word list and then translate Turkish meaning. In the first word, repeat. Transportation. Transportation. Turkish meaning ulaşım. Word list. Kelime listemiz. Repeat. Bike. Bike. Boat. Boat. Bus. Bus. Car, car, helicopter, helicopter, plane, plane, train, train, scooter, scooter, street, street, sea, sea, sky, sky, here, here, there, there. Bu kelimelerin bazıları Türkçe'ye benziyor zaten. Daha önce ikinci sınıfta da İngilizce ve Türkçe'de ortak olan kelimeleri işlerken bunların birkaç tanesini görmüştünüz. Şimdi ulaşım araçlarında buradaki ifadeler sadece ulaşım aracı değil, ünitede geçen bütün kelimeler. Bizim az önce bu ünitede neyi amaçladığımızı söylediğimizdeki etkinliklerde kullanacağımız kelimeler bunlar. Şimdi bugün yine oyun da oynayacağız tabii ki ama beraberce önce diğer sayfamıza bir geçelim. Kitaplarınız yanınızdaysa siz de geçin. Okay. Şimdi bu sayfamızda gördüğünüz gibi hem ulaşım araçları var hem de bunların nerede olduğu yazılmış durumda. Sizlerden buradan söylemeniz istediği öğretmenden sonra bunları tekrar etmeniz. Üzerinden de yazı çalışması olarak devam edeceksiniz. Okay. Repeat after me everybody. Plane. Sky. The plane is in the sky. Bus. Bus. The bus is on the road. The bus is on the road. Boat. Boat.
The boat is on the sea. The boat is on the sea. Bike. Bike. The bike is in the street. The bike is in the street. Scooter. Scooter. The scooter is at the garden. The scooter is at the garden. Car. Car. The car is on the road. Train. Train. The train is on the railway. The train is on the railway. Helicopter. Helicopter. The helicopter is in the sky. Cümlelerimizle beraber bunların nerede olduğunu da söylemiş olduk. Şimdi ilk aşamada bir oyun oynayalım. Bu oyunda geçen hafta bir tane oyun oynatmıştım. Bu hafta iki oyun oynatalım. Konu biraz daha pekişsin. Şimdi birinci oyunumuzda şehir turu yapacağız. Bu şehir turunda otobüsümüze bu ünitede geçen toplu taşıma araçlarından ve diğer kelimelerden bahsedecek. Biz onları halletmeye çalışacağız. Duymanız ve benden önce doğru olan ifadeyi yazmanız gerekiyor. Okay everybody, let's start. Again, sky. So sky, as you see in the picture, gökyüzü. Okay, let's go on. Bike. You know bike? As you see the picture is the bike. So bike in Turkish meaning bisiklet. Okay. Sea, as you see, sea. Sea in Turkish meaning deniz. Sea, this one is sea. Okay. Here we go. Scooter. Yes, but this one's scooter. Okay, this one's scooter. Boat. Boat. Okay. Congratulations. Okay. And the second game. İkinci oyuna geçelim şimdi biz. İkinci oyunumuz. Şuradan ayarlayalım. Evet, ikinci oyunumuz. Geçen de yaptığımız gibi bir koyunumuz var. Adını Bonnie koyduk. Bu koyun Bonnie nehirden atlamaya çalışıyor. Üç tane resim gelecek. Söylenen hangi resimse onu işaretleyip Bonnie'yi jumps up yapıyoruz. Zıplatıp ırmağın diğer tarafına geçiriyoruz. Hadi bakalım. Okay. Let's start everybody. Car. You know car? That's okay. Bonnie jumps over the river. Yes. Let's go on. Again, Bonnie comes. Bus. You know bus? Yes, Turkish meaning otobüs. Bus. Okay. Bonnie jumps slowly. Bonnie yavaş zıplıyor. Street. Yes. This word is very important, I think. Bu kelime önemli. Street, cadde demek. Evet. Benim kurduğum cümlelerde road ve street, road yol demek, street cadde demek. As you know, I think this word is the same the Turkish meaning helicopter. Let's go on. Quickly, Bonnie. Yes. Sky. Yes. I think train, sea, sky. Sky in Turkish meaning gökyüzü.
Okay. Game is over. Thank you. Yeniden kaldığımız yerden devam edelim şimdi. Oyunumuzu tamamladık. Şimdi bu bölümde az önceki oyunu oynadığımız için zaten Bonnie'nin sevdiğimiz bir etkinliği var. İkinci etkinlikte stickerları 171. sayfadan doğru bir şekilde alıp yapıştırıyorsunuz. Üçüncü bölümde eşleştirmeyi evde yapıyorsunuz. Bunlar ödev bu arada. Bu ödevler bizim için önemli. Şimdi geldik ikinci kazanımımıza. Şimdi biraz büyütelim burayı. Evet. Burası çok önemli. Şöyle kendimi biraz daha yukarıya alayım. Şimdi az önce söylediğimiz ve oyunu oynadığımız bu transportation vehicles'ların toplu taşıma araçlarının, ulaşım araçlarının nerede olduğunu sorup cevap vereceğiz. İkinci sınıftan beri nerede sorusuna çalışıyoruz. Nerede hatırlıyorsanız where demekti. Where. Şimdi bizler herhangi bir nesnenin, herhangi bir eşyanın, herhangi bir kişinin nerede olduğunu soracakken where soru kelimesini kullanırız. Where soru kelimesi soruyu oluştururken cümlenin başında oluyor. Bunu unutmuyoruz. Yine eski ünitelerimizde ve ikinci sınıftaki bilgilerimizde bunların nerede olduğunu sorup cevap verirken hani hatırlayın in, on, under gibi yer bildiren ifadeleri öğrenmiştik. Ki ben bu ünitenin bu videoda başında cümleleri kurarken atıyorum işte helikopter gökyüzündedir, tren yolundadır, tren rayındadır, rayın üstündedir gibi cümleler kurdum İngilizce olarak. Bilmiyorum orayı yakaladınız mı? Şimdi burada da bu formatta soru ve cevaplar var. Bunlar önemli kalıplar. Biraz sonra da etkinliğini yapacağız. Benden sonra tekrar etmenizi istiyorum. Okay, repeat after me. Where is the car? Where is the car? Araba nerede? Bu soruya bir cevap olabilir. It is in the street. It is in the street. O caddede. Street'in bir diğer anlamı da yolda demek. Sokakta demek. O yüzden in kalıbını kullanmış. O caddenin ya da o sokağın içinde demek istemiş. Şimdi kalıplar on the sea, in the sky, in the street gibi kalıplar var. Gökyüzünde in the sky, in ifadesi gökyüzünün içinde olduğunu söylüyor. On the sea denizin üstünde olduğunu söylemeye çalışıyor. Bu yüzden bu kalıplar önemli. Bir de daha önce de öğrendiğimiz yakındaki bir nesneyi gösterirken here, here ya da right here uzaktakini gösterirken there, over there gibi kalıplar öğrenmiştik. Bunlar da yer bildiren kelimelerimizde here ya da right here tam burada, there, over there orada, işte orada uzaktaki nesneyi ya da kişiyi gösterirken. Şimdi bunlara istinaden beraberce etkinliğimizi yapalım. Sayfanın aşağısında, şimdi şu kısmı beraberce halledelim. Alt etkinlikte az önce söylediğimiz ifadeleri boşluklara yerleştirmemizi istiyor bizim için. Şimdi in üzerinde iki tane çarpı iki dediği için iki kere kullanın demek istiyor burada. On, here ve there. Az önce yukarıda kalıbı gösterdik. Şimdi the plane, uçak demek. The plane is blah blah the sky. Uçak gökyüzündedir derken in kalıbını kullanıyoruz. Yani in the sky olacak o. Peki hangi resimde uygun? Ben kendimi şuradan şu tarafa alıyorum. Evet, hangi resimde uygun? A resmi değil mi? Evet. A resmini alıyoruz. Burayla eşliyoruz. Evet, şimdi the bike is, bike bisiklet demekti. Bike için gördüğünüz bir işaret yapılmış. Bu işaret yakındaki nesneyi gösterirken, ki bu işarete bisiklet yakın, yani burada anlamını veriyor. O zaman the bike is here. Bisiklet burada. O da E şıkkında. E resminde. Dördüncü ifade the boat is the sea. Boat denizin üstündedir değil mi? O yüzden on the sea diyoruz. O da B resmiyle eşleşmiş oluyor. And the last sentence, son cümlemiz. The scooter is
Scooter da uzaktaki bir işareti gösteriyor burada. Orada diyeceğiz. Yani there. The scooter is there. O da there resmiyle eşleşmiş oldu. Bunlar önemli ifadeler. Yer bildiren kelimeler unutmuyoruz. Tamam mıyız? Evet. Şimdi geçiyorum diğer sayfaya. Evet. Şurada hemen bu etkinliği de yapmak istiyorum. Sıcağı sıcağına. Az önce yaptığımız gibi bu sefer de şıklı soru sormuş bize ama şıklar iki şık. Bunları rahatlıkla yapabiliriz diye düşünüyorum. Where is the train? Tren nerede? Yakındakini göstermiş. It's here. O burada demiş. İkinci sorumuz. Where is the helicopter? Uzakta gördüğünüz gibi. Burada it's here mi olur? It's there mi olur? Cevabınızdan sonra işaretliyorum. It's there. Çünkü uzakta demiştim. Üçüncü resim. Where is the car? Burada hiçbir işaret yok ama gördüğünüz gibi caddede, sokakta yani. O zaman cevabımız it's in the street olması lazım. Where is the plane? Uçak nerede? Uçak şu an gökyüzünde değil mi? Evet. Birbirine yakın iki kelimemiz var. Sky and sea. In and on. Burada gökyüzünde derken in the sky kalıbını kullanmıştık. Uçak gökyüzünde. And the last question. Where is the boat? Boat nerede? Boat tabii ki denizin üstünde yani denizde değil mi? O da deniz it's on the sea olacaktı. Bu bölüm tamam. Şimdi diğer kazanımıza geçelim. Evet. Odaklanmanızı istiyorum şimdi. Kendimi yine buradan ne tarafa alayım? Şu tarafa alayım yine. Evet. Şimdi bizim öğrendiğimiz transportation vehicles yani ulaşım araçlarında diğer bir kazanımız olan diyaloglarda herhangi bir yerine nasıl yani neyle gidebilirim sorusu ve bunun cevabını burada kullanıyoruz. Şimdi daha sonraki yıllarda İngilizce dersinde bu kalıp aslında yol tarifi için kullanılacak ama bu ünitede sizin İngilizce seviyenizde 3. sınıf seviyesinde hani nasıl gidebilirim derken neyle gidebilirim demek istiyor. Kalıp bu. How can I get to ya da how can I go to kalıbı. Nasıl gidebilirim demek. Nokta nokta olan yere nereye gitmek istiyorsanız oranın ismini yazacağız İngilizce olarak. Hemen gelin birinci ifade benden sonra tekrar edin. How can I get to the hospital? How can I get to the hospital? Hastaneye nasıl gidebilirim? You can go by bus. You can go by bus. Otobüsle gidebilirim ifadesinde bunu sadece şöyle cevap verebilirsiniz. Kısa cevap. By bus. Otobüsle demek. Buradaki by'ın anlamı ile, aracılığıyla demek istiyor. Otobüs aracılığıyla, otobüs ile gidebilirsin diyor. And this next question. How can I go to the New York? How can I go to the New York? You can go by plane. New York'a nasıl gidebilirim? Uçakla gidebilirsin diyor. Bu arada bu dönemde zaten ne New York'a ne başka bir yere sokağa zaten gidemiyoruz. Ama biz bu çalışmamızı bu salgın bittikten sonra rahat rahat yapabiliriz. And the next question and answer. Son soru ve cevabımız. How can I get to the park? Parka nasıl gidebilirim? You can go by bike. Bisikletle gidebilirsin. Yani buraya by car, by motorbike, by helicopter, by boat, by ship gibi ifadeler kullanabilirsiniz. Bunlar transportation vehicles dediğimiz ulaşım araçlarıyla beraber gidebileceğini söylüyorlar. Kalıplarımız bunlar. Şimdi biraz egzersiz yapalım bunlarla ilgili. Hemen diğer sayfamıza bakıyorum. Evet. Bunu da büyütelim ve beraber cevaplarını verelim. Burayı beraber yapalım. Evet, birincisini yapmış. How can I go to Anıtkabir? Anıtkabir'e nasıl gidebilirim demiş. Ulaşım aracını yanda resimde gösteriyor zaten. You can go by car. Arabayla gidebilirsin. Evet, siz cevaplıyorsunuz. How can I get to Pamukkale? Pamukkale'ye nasıl gidebileceğinizi şu an ben engellemiş oluyorum. Hemen kendim buradan alıyorum. Evet, şuradan yine. Evet.
Nasıl gidebilirmişiz? You can go by bus. Okay. And the next question, question three. How can I go to the park? Parka nasıl gidebilirim? You can go by scooter. Yes. How can I get to the Selimiye Mosque? Selimiye Camii'ne nasıl gidebilirim diye soruyor. Yanında bisiklet resmi var. You can go by bike. And the next question. How can I go to Assos? Assos'a nasıl gidebilirim? You can go by boat. Boatla gidebilirsin. Deniz yoluyla yani aslında. How can I get to Hagia Sophia? Hagia Sophia'ya nasıl gidebilirim? You can go by plane. Yes. Very good. And the next page. Burası tamamdır. Şimdi diğer sayfaya geçelim. Evet, bu sayfa önemli. Bu sayfayı şöyle ben de kendimi şuraya alayım. Şimdi işin aslı bu sayfada yapacağınızı söylüyorum. Bunların üzerinden gideceksiniz. Aynı buradaki gibi ayrı ayrı defterinize yapıştırmanızı istiyor. İlk yapıştıracağınızı söylüyorum. İlk önce ulaşım araçlarını, yani bu mor olanı, sonra mavi olanı, sonra yeşil olanı yapıştırmanız lazım. Her birini özenle yapıştırın. Üzerinden de gidin. Bunlar hem el becerinizi iyice geliştiriyor hem de aklınızda daha fazla kalmasını sağlıyor. Ödevlerinizden bir tanesi bu. Bunu unutmayın. Devam ediyorum. Okay, let's go on. Evet, sizin yine en sevdiğiniz aktivitelerden biri. Şu an bu ortamda yapamıyoruz tabii ki ama siz evde bunu kesinlikle yapabilirsiniz. Geçen videomdan da söylemiştim. Bu bölümde genelde yaptığımız tek tek bunları kesiyoruz. İkili challenge yapıyoruz. Aynısını bir başka arkadaşınız için de kesip karşısına koyuyoruz. Ben yarışmayı sadece İngilizce sunum, İngilizce anlatıyorum. İngilizce sorular soruyorum. Sorduğum İngilizce soruda doğru olan ifadeyi, doğru olan resmi ilk kaldıran takımına puan kazandırıyor. Bu resimlerin biliyorsunuz, şöyle göstereyim. Arkasında İngilizceleri var. Toplam zaten burada 16 tane resim var. Burada az resim var. Birisi aile fertlerinizden biriyle yapabilirsiniz. Bir diğeri sizin için Türkçesini ya da İngilizcesini sorabilir. Eğer İngilizce çok bilmiyorsa Türkçesini sorup arka tarafını çevirebilir. Ona göre ilk resmi ya da ilk yazıcıyı kaldıran puan kazandırabilir. Biz resimlerini genelde yapıyorduk. Hatırlayın. Şöyle yapalım mesela. Okay everybody. Are you ready now? How can I say in Turkish meaning or how can we show the picture plane? So the first one is plane. Bu resmi kaldıran kazanıyor. Devam ediyorum. Bunu evde aile fertlerinizle yapabilirsiniz. Evet, az önce yaptığımız etkinliklerden how can I get to'nun ya da how can I go to çalışması. Burayı kendiniz evde yapıyorsunuz. Ödevdir bunlar. Geldim test ekranına. Üniteyi konu olarak bitirdik aslında. Video konferans yöntemiyle biliyorum bazen dinlerken insan sıkılabiliyor ama elinizden geldiğince bütün videoyu dinleyip tekrar dinleyip hatta kafanıza takılan bir yer varsa bu imkanınız da var sonuçta. Kafanıza takılanları yeniden izledikten sonra gidermiş olursunuz. Şimdi Bonnie'nin her ünitenin sonundaki test bölümüne geçiyorum. 8 tane test sorumuzu bu sadece biliyorsunuz ünite 8 ile alakalı. Bunları beraberce çözüyoruz. Ben kendimi yine şu tarafa doğru kaydırayım. Buraya biz işaretleyeceğiz. Siz eğer Bonnie şu an yanınızdaysa oradan işaretliyorsunuz. Bonnie'niz yanınızda değilse ben ekranda yansıttığım gibi siz de buradan takip ediyorsunuz. Okay everybody. Let's solve all the questions. And the first question. Görsel ifadenin kelime hangisidir? Gördüğünüz gibi bir bot, gemi kadar da büyükmüş. Geminin İngilizcesi bu arada ship. Bu sorunun cevabı bot, tekne olduğu için bot zaten Türkçeleşmiş. Bot diye söyleniyor. A şıkkını işaretledik. Birinci sorumuz tamamdır. Next question. And this one is the helicopter. So where is the helicopter? Helikopter şu an nerede? Gökyüzünde değil mi? Gökyüzünde. O gökyüzündedir ifadesi. It is in the sky. Yani cevabımız C şıkkıdır.
Let's go on. And next question, question three. So, boşluklara sırasıyla hangi harfler yazılmalıdır? Bu bir toplu taşıma aracı. İkinci sınıfta da görmüştünüz. Şu an kızım yanımda, belki o da cevaplamak ister bunu. Sence bu hangi toplu taşıma aracı? Eksik harfleri var. Birinci ünitede çok benzer. Türkçe ile İngilizce benzer bir kelimeydi hani bu. Very good. This one is train. Train harfleri eksik olduğundan T-R-A-N. R-A-N. Train. Yani cevabımız B şıkkı olacak. Next question. Okay. How can I get to Erzurum? Yani bunu ben yazmadım ama yazan öğretmenimiz Sinem Hocam Erzurumlu olduğumu bildiği için böyle bir soru hazırlamış. How can I get to Erzurum? Erzurum'a nasıl gidebilirim? Sorusunun cevabı bu resimde anlaşıldığı üzere you can go by plane. Yani uçakla gidebilirsin. C şıkkını işaretliyoruz. And the question 5. Where is the bike? Şimdi burada soru ve resim anlaştır ama soru kökünü iyi görmek lazım. Sorusunun cevabı hangisi olamaz diyor. Şimdi where is the bike? Buradaki resme göre yakında. It is here. Olabilir değil mi? Burada. Burası bir cadde olduğu için it's in the street de olabilir. Ama it's there. Yani orada uzaktaki bir nesneyi gösteren ifade yok burada. O yüzden C şıkkı olamaz. Soruların köklerini iyi okumaya çalışın. Question 6. Aşağıdaki kelimelerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Car, mask, shopping center. Şimdi hatırlıyorsanız iki tanesi bir önceki üniteden, bir tanesi bu üniteden. O zaman farklı olan hangisi? Translate Turkish meaning please. Car, araba, mask, cami, shopping center, alışveriş merkezi. İki tanesi şehrimizde olan yapılar. Bir tanesi ulaşım aracımız. O da A şıkkı. Farklı olan A şıkkı. Let's go on. Devam ediyoruz. How can I get to the hospital? Hastaneye nasıl gidebilirim? Zaten resmimiz, görselimiz var burada. Bu bir otobüs. Otobüste gidebilirim. Siz soruyu cevaplıyorsunuz. You can go by bus. Otobüs. Bus demekti. Thank you very much. And the last question. Son soru. Çok güzel şekilli bir soru. Yukarıda verilen kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır? Sea, street, sky. Bir düşünün bakalım hangisi yanlış yazılmış? Evet. A şıkkındaki C'de A ile E'nin yer değişmesi lazım. E burada, A burada olacak. C okuyalım. Yani üçgen yanlış yazılmış. O yüzden A şıkkını işaretliyoruz. Şimdi bu Z kitaplar internet yüzünden bazen yavaşlayabiliyoruz. Sıkıntı yaşayabiliyoruz. Cevaplarımızı güncellememiş olabilir. Biz yine de bakalım. Evet, bütün sorularımız, bütün cevaplarımız doğruymuş. Hepinizi tebrik ediyorum. Dersimiz burada bugünlük sona erdi. Şimdi ekranı biraz büyütelim. Şöyle yapalım bir daha. Evet. Evet. Diliyorum çok sıkılmamışsınızdır. Dediğim gibi bu tip video konferans yöntemiyle, video çekip ders sunumuyla siz dinlerken biraz sıkılıyor olabilirsiniz. En azından size dediğim gibi uzaktan eğitimde bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu haftaki dersiniz Cuma günü muhtemelen. Cuma günü dersinizde ünite 8'i tamamlamış olacaksınız. Biz de burada tamamladık. Video ile ödev veriyorum. Öğretmenlerinize sadece videoyu göndereceğim. Biz ne yapıyoruz? Okul İngilizce kitabımızdan Bonnie Coursebook, Bonnie Activity Book, bütün İngilizce ders kitaplarımızdan ve çalışma kitabımızdan 8. üniteyi, etkinliklerini tamamen bitiriyoruz. Bir kısmını burada beraber yaptık zaten. Kesinlikle tamamlayın. Onun üstüne ben elimde farklı çalışmalar olduğunda size öğretmeniniz vasıtasıyla göndereceğim. Tamam mı?
Birinci videomda da söylemiştim. Hepinizi çok özledim. Tekrar diliyorum ki en kısa zamanda görüşmek ümidiyle. Diğer videomuza kadar hoşça kalın şimdilik. Kendinize çok iyi bakın. See you next video. Goodbye everybody. Goodbye.